Merhaba arkadaşlar. Paralellerin ne olduğunu öğrendik. Şimdi medyan yaylarının ne olduğunu ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu öğrenebiliriz. Medyan yayları kutup noktalarında birleşen ve ekvatoru dik kesen kuzey güney doğrultusunda uzanan yaylardır. Peki özellikleri nelerdir? Hemen onları bir göz atalım. 180 tane doğuda, 180 tane batıda toplam 360 tane meridyen yayımız var. Başlangıç meridyeni İngiltere'den geçiyor. Yani İngiltere 0 derece olarak kabul edilecek. Bunu da unutmayalım. Greenwich kasabasından. Boyları yaklaşık olarak aynıdır. Bakın bu önemli. Paralellerin boyları aynı değildi. Ama meridyen yaylarının boyları aynıdır. Sebebi ise kutuplarda birleşmeleridir. Yani dünyanın şeklinden dolayı meridyen yayları kutuplarda birleşerek aynı boya sahip kalabilmişlerdir. Meridyen aralıkları ekvatordan kutupa doğru daralır. Bunu da şöyle ispatlayalım. Ekvator olsa burası. Ekvator ile kutuplara daha yakın alandaki meridyen aralığı birbirine eş değildir arkadaşlar. Bunun da yine temel sebebi dünyanın şekli olarak karşımıza çıkacak. Unutmayalım. Çok önemli ve sıkça karşımıza da çıkacak. Peki bununla ilgili bir örneğimiz var. Hemen onu bir yapalım. Ee, i̇ki tane meridyen yayı vermiş. Bir tanesi 10 batıda, bir tanesi 10 doğuda. Geçtiği enlemler ise 0 ile 60 kuzey arasında. Biz burada 60 kuzey kabul edelim. Şimdi ikisinin arası ekvatorda ve 60 kuzeyde acaba farklı mıdır? Az önceki bilgi hatırlarsak ekvator üzerinde iki meydan arası çok daha genişken kutuplarda iki meden arası daha dardır. O zaman hangisinin bir arasındaki mesafe daha kısa diye sorarsa tabii ki 60'da daha kısa ekvatorda ise daha uzun diyeceğiz bunu da unutmayalım aklımızda kalsın peki not bunlar da önemli yine sorularda karşımıza çıkacak aslında ince detayları bize veren notlar aynı medyanın üzerindeki noktaların tekrar ediyorum aynı medyanın üzerinde yani atıyorum burada x ve y noktaları var x ve y'nin ne olduğu ile ilgili sorular karşımıza çıktığında bunlar aynı medyanın üzerinde ise hemen bir yerel saatleri iki buna bağlı öğle vakitleri kesinlikle ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Fakat bunu da unutmayalım. Başlangıç meydiyeni uzaklıkları aynı olmayabilir başlangıç medyanın uzaklıkları aynı olmayabilir. Herhangi bir medyanın tam karşısından geçen ve o medyanın 180 dereceyi tamamlayan medyanı ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Antimedyan. Yani medyanların özelliklerini öğrendikten sonra eğer ki karşımıza antimedyan ile ilgili sorular çıkarsa hemen ne diyoruz? Karşıdan geçen ve 180'e tamamlayan medyanı biz antimedyan diyoruz. Örnek e, sorumuz var hemen ona bir göz atalım. 80 doğu medyenin anti medyeni nedir diyor. Hemen ne yapacağız 180'i tamamlayabilmek için. 180 eksi 80 eşittir 100. Bakın burada batı diyor burada doğu diyor. Demek ki 180'i tamamlıyoruz. İkinci işlem olarak aslında unutmamamız gereken en önemli detay olarak da bu doğu ise bu tam tersi ne olmalı? Batı olmalı. Bunu da aklımızda tutalım. Medyan ve paralel farkları aynı olan iki ülkeden biri ekvatora biri ise kutuplara yakınsa hangisinin yüz ölçümü daha büyük olur? Az önceki bir hatırlarsak bu örneği kolaylıkla çözebiliriz. Az önceki örnekte ne diyorduk? İki mezyen arası ekvatorda çok daha genişken kutuplara doğru ne yapar? Daralır. O zaman iki mezyen arası ekvatorda daha geniş olduğuna göre yüz ölçümü de ekvatorda bulunan yerin çok daha geniştir. Bunu unutmayın. <laughs>